Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim kahvaltı poğaçası. Özellikle bu poğaçayı muhakkak kahvaltıya hazırlamalısınız. Yumuşacık, böyle pamuk gibi, hiç ekmeğe falan bile ihtiyacınız olmayacak bir poğaça. Evimizdeki klasik bardaklarla yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, 2 adet yumurtanın bir tanesini tam, bir tane akını sarısını da kenara ayırdım. Üzerine sosu için bir de 2 yemek kaşığı yoğurt. Bunların sayesinde yumuşacık bir poğaça oluyor. Bir paket kuru maya ya da 1 yemek kaşığı dolusu. 1 yemek kaşığı toz şeker. Öncelikle bu malzemeleri güzelce karıştırayım. İyice mayayı erittim artık. Ununu da çok fazla kaçırmayın arkadaşlar. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben unumu yanıma aldım, ölçüp size hamurumu yoğurduktan sonra ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Ama muhakkak lütfen ununuzu yavaş yavaş ilave edin. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Böyle ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğim. Önce biraz spatula ile karıştırdıktan sonra bunu yavaş yavaş ilave edip elimle en az 3 dakika boyunca hamurumu yoğuracağım. Hamura tam 5,5 su bardağı un ilave ettim arkadaşlar. Sizde de 5-6 bardak arası gidecektir. Hamurumu toparladıktan sonra masanın üzerine biraz un serpip hamurumu burada en az 3 dakika boyunca yoğuruyorum. Unu lütfen arkadaşlar her zaman söylediğim gibi yavaş yavaş ilave edin. Ve böyle masanın üzerinde bu şekilde hamurunuzu yoğursanız daha kaliteli bir hamur elde edeceksinizdir. Böyle yapıştığını gördükçe çok hafif şu şekilde un serpmeniz yeterli. Şimdiden sonra hamurumu 2-3 dakika boyunca yoğuracağım. Hamuru yeterince yoğurdum arkadaşlar. Böyle biraz hafif yapışkan bir hamur olması gerekiyor. İyice toparladım. Artık yeterli. Şöyle yoğurduğum kabımın içine biraz un serpip tekrar kabımı alıyorum. Üzerine streç filmi kapatıp hamur iki kat olana kadar mayalandırıyorum. Eğer ki akşamdan yapacaksanız arkadaşlar dolabınızda saklayın ama sabah kalkıp yapmanızı tavsiye ederim. Daha sağlıklı sonuç alırsınız. Evet, dışarıda bekletirseniz hamurunuzu ekşiyecektir. O yüzden gece yaptığınızda muhakkak yatarken hemen yoğurup dolaba kaldırıp sabahleyin de şeklini verip poğaçanızı tamamlayabilirsiniz. Hamur iki katına geldi. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Hemen streç filmi üzerinden alıyorum. Hamuru masamın üzerine bırakayım. Biraz şöyle bunu serpeyim çünkü hamur yumuşak olduğu için hemen yapıştı. Hamur oldukça yumuşak, böyle olması gerekiyor arkadaşlar. İlk başta hemen un serpeyim. Şöyle uzun şerit haline getireyim. Ortalama bir mandalina büyüklüğünde hamurlar koparıyorum. Tam 12 tane oldu arkadaşlar. Borcamın içerisine yağlı kağıdı serdim. Hamurları şöyle elimle yuvarlayıp iç kısmına ben kaşar koyacağım. Artık sizler ne arzu ederseniz koyabilirsiniz. İyice sıkıca kapatıyorum kaşarların taşmaması için. Ve elimle yuvarlayıp tepsiye alıyorum. Önce yuvarlıyorum. Tersini çevirip orta kısmını biraz açıyorum. Kaşarı koyup kapatıyorum. Sıkıca ve yuvarlıyorum. Yuvarlıyorum. Çok da kolay gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiç öyle uğraştırmıyor. Bir tane kaşarı içine koyup
sıkıca kapatıyorum ve tekrar rulo yapıyorum. Öyle ayrı ayrı bir poğaça olmayacak arkadaşlar. Birbirine değebilir. Hafif aralıklı olması yeterli. Bastırıp içine kaşarı koyuyorum. Gördüğünüz gibi gayet pratik bir poğaça. Poğaçaların hepsini tamamladım arkadaşlar. Tam böyle bir borcama yeterli geldi. Şimdi üzerini streç filmle kapatıp ortalama bir yarım saat kadar tepsi mayasında bekleteceğim. Bunu muhakkak yapın lütfen arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunu yapmadığınız sürece çok yumuşak bir poğaça beklemeyin lütfen. Ben şimdi üzerine streç filmi kapatayım. Hamurun böyle iyice şişip mayalanana kadar ortalama bir yarım saatte olacaktır. Mayalandırıyorum. Çok güzel mayalandı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık üzerini açayım. Hemen sosumu hazırlayayım. Şöyle bir kabın içine bir adet ayırdığımız yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu yoğurt, 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağını alıp iyice çırpıp böyle pürüzsüz hale getiriyoruz arkadaşlar. Bu yoğurt sayesinde daha güzel kızarıp yumuşak olmasını sağlıyor arkadaşlar. Hazırladığım sosu şöyle bir fırçayla üzerine bol bol böyle döker gibi sürüyorum arkadaşlar. Bu sosun hepsini üzerine gezdireceğim. Böyle birbirine yapışıyor. Eğer yapışmasını istemiyorsanız daha küçük yapıp daha büyük bir kabada yapabilirsiniz. O şekilde aralıklı olacak şekilde. Artık nasıl isterseniz arkadaşlar. Ama bu şekilde de gayet güzel oluyor. Çok da güzel kabarmamış mı arkadaşlar? Bakar mısınız? Fırına götürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçayı fırından çıkardım. Üzerine şöyle yağlı kağıdı serdim arkadaşlar. Bir de temiz bez örttüm. Çıkarttığımda sıcağın hemen birazcık tereyağı koydum. Benim fırınım biraz üzerini fazla kızartabiliyor bazen. Şu anda da maalesef aynı şeyi yaşadım. Ama o kadar yumuşak ve güzel oldu ki tam 35 dakikada pişti. Şöyle bastırdığım zaman anlıyorsunuz ki ne kadar yumuşak olduğunu arkadaşlar. Şimdi hemen içinden çıkartayım. Şimdi hepsini birden çıkarmak istiyorum. Keşke birazcık da şu üzeri böyle olmasaydı ben daha mutlu olacaktım ama maalesef ben fark ettim Allah'tan ki daha çok yanmadı. Hemen alt kısmı aldım. Benim fırınım böyle bir sıkıntılı maalesef. Şu yumuşaklığa bakar mısınız arkadaşlar? Harika gözükmüyor mu? Sizler arzu ederseniz daha küçük yapıp bir 16-17 hatta 18 taneye kadar da yapabilirsiniz. Ben böyle büyük büyük yapmak istedim. Hemen bir tanesini kopartayım. Bakar mısınız arkadaşlar, böyle bir şey olamaz. Altı falan çok güzel pişmiş. Maalesef üstünü böyle biraz yaktım. Hemen şöyle koparayım. İçinin pişmediğini falan düşünmeyin. Altı falan çok güzel kızarmış. İçi de çok güzel pişmiş arkadaşlar. Bildiğiniz pamuk. Çok da yumuşak. İsterseniz hatta böyle yapın bir gün önce. Ertesi gün hemen biraz fırında ısıtabilirsiniz. Hemen şöyle bir tane daha alıp videomu bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.